Keşke yapsam dediğim veya iyi ki bunu yaptım da 261. sınava bir senesi kalmışlara önerilerin var mı yani? Son bir günün nasıl geçiyordu yani, günlük rutinin neydi? Kanka Galatasaray Fener ne olur? Neredesin? Bu kadar güzel derece yaptın. Antalya'da kaçıncı oldun? Onda olsaydı ihtimal 110 150. Arkadaşlar hepinize merhaba. Derece öğrencilerine soru sormanın ikinci serisiyle karşınızdayız. Yanımda Melih var. Melih Türkiye'de çok güzel bir başarı yapmış. Ona bugün sorular soracağız, onu birazcık terleteceğiz. Kendisi de kendi bilgilerini sizlere aktaracak. Umarım samimi ve güzel bir video olur. İzlerken sıkılmazsınız ve bilgileri bol bir video olur. Kendinize iyi çıkarımlar yaparsınız videonun sonunda. İsterseniz Melih kendini tanısın. Merhaba arkadaşlar, ben Melih. 2020 YKS eşit ağırlık puan türünde 261. Sözel puan türünde de 229. oldum. Şimdi işte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. 1. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar Melih'in bir de şöyle bir özelliği var. Tek sınavda 2 tane derece yapmış. Hem sözelde hem Türkçe'de 200'lerde sıralaması. Bu konuda gerçekten az rastlanan bir örneği var yani. O yüzden vereceği cevapları iyi dinlemenizi öneririm. İsterseniz ilk soruyla başlayalım Melih'e. Bu kadar güzel bir başarı yaptın ama en zorlandığın ders neydi? Yani zorlandığın bir ders var mıydı ve o dersi nasıl çalıştın, yani nasıl hallettin? En zorlanan ders benim tarihle fizikti. Tarih, hele AYT tarih, çok bilgi falan gerekiyor. Ben de kafamda ezberimi tutamıyordum. O yüzden beğendiğim soruları falan, soruları kesip yapıştırıyordum. Yani daha çok ezber üzerinden gidiyordum. El kitabım falan vardı. Evet. Soru kesip yapıştırıyordum. Fizikte de şöyle, fizik zaten kafam basmıyordu yani. Konu seçip çalıştım. Çok konu çalışmadım. Hani en çok çıkan konular ne, kaldırma kuvveti oluyor işte. Evet. Fizikte lambalar oluyor falan. Onlara çalıştım. Zaten oradan da 4 tane soru falan geldi. 4'e 0 yaptım. Yani çıkan konuları çalışınca, çıkmış soruları falan çözünce işte oluyor. Sonra AYT tarih adına bir de YouTube kanal olarak benim hocam var. Benim hocam Ramazan Yetkin. Aynen. Çok iyi. Herkesi önerdim. Aynen. Oradan gittim. Bir de onun soru bankası vardı. Yani sürekli test çözerek bilgileri taze tutmak önemli. Bir de deneme çözmek önemli. Yani ben böyle hallettim. Her eşit ağırlık öğrencinin ders çektiği gibi fizikte ders çekiyor. O da zorlanıyormuş. Fizikte sayısallar da zorlanıyor arkadaşlar. Fizikte bir de hız problemleri var. Matematikle ortak. Aynen. Belki onu yapabilirsiniz sınava giren kişiler. Tarihte de Ramazan Yetkin var. Aynen YouTube'da dediği gibi el kitapları var. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Güzel bir cevap oldu. Sizler de beğendiğiniz soruları dediği gibi kesip yapıştırıp gözünüz önünde bulundurabilirsiniz arkadaşlar. İkinci soruya geçelim. Arkadaşlar eşit ağırlıkçı öğrencilerin netleri bir zamandan sonra artmamaya başlıyor. Bu noktada fene doğru kaymaya başlıyorlar. TET feni çalışmaya başlıyorlar. Yine güzel bir örnek yapmış kendine. 17 doğru 0 yanlış yapmış eşit ağırlıkçı öğrencisi olmasına rağmen. TET fen kısmından. Yani fene nasıl çalıştın? Yani belli bir temelin var mıydı? Nasıl ilerlettin fene? Yani fende 9-10'da ben okul derslerinde çalıştığım için orada belli bir şeyim vardı ama dediğim gibi fizikte mesela -1 net falan yapıyordum. O yüzden ben ders seçtim 11. sınıfta kimya ile biyoloji çalışmaya başladım. Onlar, çünkü 11. sınıfta çok ağır dersimiz yoktu matematik dışında. O yüzden kimya ile biyoloji asıl. Zaten biyoloji ile edebiyat neredeyse benzer. Ezber çünkü, ezber. 12. sınıfın sonlarına doğru işte son 4 ay kala falan fizik bakmaya başladım. Ve hani 3-4-5'in 25'li denemesi vardı. Apotemi'nin de aynı şekilde. O denemeleri aldım. Hani yapamasam bile çözümlerine bakarak yani bilgi ediniyordum ve o soruları hani bakıyordum, ezberliyordum yani. Soru tiplerini ezberliyordum. Zaten sınavda da çok zorlamıyorlar açıkçası yani. Evet. Sorularlarsa fizikten, hani optikten falan zorluyorlar. Zaten optikte yani eşit ağırlıkçılar bilmiyorum çok yapabiliyor mu? Ben yapamıyordum. O yüzden bakmadım pek. O yüzden deneme çözmek önemli ve denemede yapamadığım soruları falan böyle dediğim gibi hani tarihte demiştik ya kesip yapıştırma. Aynı taktik burada da geçerli bence. Öyle. Arkadaşlar şurada şöyle bir not vereyim ben de. Her dersten eleyici sorular oluyor. Eşit ağırlıkçı öğrencilerin de fen için korkmalarına gerek yok bence. Melih mesela bütün eleyici soruları yaparak kendini öne atmış bütün derslerden, yani 261. olmuş. Sizler de korkmayın. Fenden de yapabileceğiniz, en kötü yapabileceğiniz 5-6 tane soru çıkıyor. Onlara dikkat ederseniz fenden de net getirisi yaparsınız kendinize ve kendinize önlere atarsınız. Böyle bir not geçeyim ben de. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Bir günün nasıl geçiyordu yani, günlük rutinin neydi? Sabah uyanıyordum. Karantina döneminde sabah uyanıyordum. Zaten konularım bittiği için son 3 ay falan denk geldi herhalde. Sabah TET denemesiyle başlıyordum. TET genel denemeyi çözüyordum. Analiz ediyordum. Sonra kahvaltımı yapıyordum. Kahvaltıdan sonra da
matematik denemesi çözüyorum bir tane. Akşam da AYT denemesi çözüyorum. Hani konularım bittiği için zaten full denemeye odaklanmak gerekiyor. Ben öyle değerlendirdim. Molaların oluyor muydu gün içinde yani? Gün içinde molalarım oluyor. En fazla yani. Kaç dakika mola veriyordun? Bazıları hata yapıyor, bir saat falan mola veriyor. Ben de mesela 10 dakika mola diye çıkıyorum, bir saat duruyordum yani. Çünkü telefon falan kullanıyordum, öyle diyeyim. Yani telefonu bırakmadın yani. Aynen, bırakmadım. 11'de kullanmadım ama 12'ye geçince hani bir rahatlama olmuştu biraz. O yüzden baktım yani, sosyal medyada falan aktiftim. Bir de okul birincisi oldun. Aynen. Okul birincisiyle mezun oldun. Ankara Hukuk'ta da birinci olsun. Birinciyim. 9. sınıftan beri çalışıyor muydun yani? Her seneyi çok iyi değerlendirdin mi? 9. sınıfta ben Metin Nurhan Çakalp'taydım 9.10'da. Orada okul derslerine, hani okul, orada da okul birinciliğine oynuyordum. Hani ortalamam yüksek olsun falan filan diye. Yani TYT bazlı çalışmadım, öyle diyeyim. Son sene biraz daha... Son sene aynı, 11'de başladım TYT bazlı çalışmaya. Helal olsun. Bundan sonra kesme videoyu, tamam mı? Hep... Tamam ben. Tak. Sınava bir senesi kalmışlara önerilerin var mı yani? Son bir sene nasıl bir ciddiyetle ders çalışabilirler? 11. sınıflara benim öncelikle tavsiyem bence 11. sınıf eşit ağırlıklar matematik bazlı çalışmalı. Çünkü ben de öyle yaptım. Sadece matematik çalıştım. Çünkü 11. sınıf trigonometri falan var, geometri falan. Temeli yani, AYT'nin temeli olduğu için. 11. sınıfta matematik odaklı çalışmalar. Bir de hani fen dersi, dediğim gibi fen dersi seçip çalışabilirler. Ben kimyayı öneriyorum, kimya çalışmayı öneriyorum. Onun haricinde edebiyat, tarih, coğrafya kısmında. Mesela ben coğrafya hiç çalışmadım. Yani çok da önermiyorum aslında ama denemelerden genel kültür soruyorlar çünkü. Yani, ben denemelerden bildiğim kadarıyla, sen çalıştın mı bilmiyorum, çalışmışsındır muhtemelen. Çok az çalıştım yani. Yani çok gerek yok aslında ama onun yerine daha çok matematik, edebiyat ağırlıklı çalışmak gerekiyor. Ben yazın mesela edebiyata başlamıştım, matematiği 11'de hallettim, öyle geçmişti yani. Edebiyat sence korkulacakları kadar büyük bir ders mi yani? Değil, bence değil. Değil yani. El kitabınız varsa zaten, limit el kitabı öneriyorum bu arada. Bu arada 2 ayda edebiyat videomu izleyebilirsiniz. Sahi. Bu arada bir yerde arkadaşlar. Edebiyat yapılır ya dediğin gibi. Değil mi? Aynen. Deneme çözmek önemli. Deneme çözmek kesinlikle. Deneme çözerek eksiklerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Ne oluyor? Video kaynağı oluyor. Şimdi kaçıncı sorumuzdayız? 5. 5 mi? Çocuk akıllı. 260 yıllar. 5. soruyu sorarken iyi ki yaptım dediğin şeyler var mı? Keşke yapsam dediğim veya iyi ki bunu yaptım da 261. oldum. Bence keşkesi yoktur. Ben ne yapacağım? Yani keşke yapmadığım dediğim şey var. Mesela matematik denemeyi çözüyordum, tamam mı? Böyle 3-4 tane yanlışım çıkıyordu. Bakıyordum böyle hani 33-34 net geliyordu. Baktım hani toplama işlemini yanlış yapmışım mesela. Ben onu doğru sayıyordum. Hani 35-36 nete tamamlıyordum onu. Onu yapmasaydım olur muydu? Olurdu. Daha gerçekçi olur belki netlerim. Ama yani moral bozmamak adına ben ekliyordum biraz. Peki şunu diyebilir misin? Sınav için kesinlikle şunu yapın. Yani ben bunu ilk yaptım. Sınavın belki de %70'i budur. Benim mesela her zaman dediğim şey, sınava çalışırken fedakarlık yapmanız, yani fedakar olun sınava çalışırken bazı şeylerinizden. İşte ben sosyal medyadan uzaklaşmıştım. Arkadaş hiç uzaklaşmadan kazanmış. Tez anı tez gibi oldu. Ama sizden, senin var mı arkadaşlar diyeceğim, şunu yapın. Bence en önemli şey sınav anı yani. Sınav anında soğukkanlı olmaları gerekiyor. Evet. Mesela ben sınav anında başladım Türkçe çözmeye, yani çözemedim, kaldım yani, öyle diyeyim. 15 dakika falan boş geçti, ilk 15 dakikam boş geçti. Boş geçmesi var ya. Birinci maç geçti. Zaten Türkçeden de 7 yanlışım çıktı. Yani çok stres yapmıştım Türkçede. Soğukkanlı olmak önemli, öyle diyeyim. Peki şey diyor musun sen, çok az daha çalışsaydım ilk 100'e, ilk 50'ye girerdim yani. Bir sene daha kalsam mezun birinci olurdum. Sınavdan çıktık falan, ben baktım böyle dedim ilk 100'e girerim hani. Yazıyorum, Puango'ya falan yazıyorum böyle. 70 falan geliyor, 70 falan gösteriyor. Dedim girerim herhalde. Bir baktım sıralama oynamış 260 bile. İşte de sağlık olsun. Bu sene bir daha gireceğim sınava. Keşke bizim de böyle oynasaydım. Kardeşim 1 milyon. Vallahi helal edin. Çocuk harbi şov yapmış arkadaşlar. O yüzden her zaman böyle bir arkadaşınız olmaz. Kıymetini bilin bu videonun. Her zaman dedi ki sen bunu güzel yapıyorsun. Like atın arkadaşlar. Peki hukuk her zaman istediğin bir bölüm müydü senin? Evet, yani 7. sınıftan beri istiyordum ben. Cumhuriyet savcısı olmak istiyordum. Wow. Ve Ankara ilk şey istiyordum, Akdeniz hukuk istiyordum. Hı-hı. Zaten 20.000 falan alıyordum, rahat, sıkıntı yok, direkt falan. Sonra bir ara Galatasaray hukuk falan düşündüm. Sonra en son dedim ne olursa olsun Ankara hukuk yazayım. Çünkü oradan çıkıyor ya Cumhuriyet savcısı vesaire falan.
Olur mu? Fransızca ile aran iyi mi? Yok değil. Yok, o yüzden. O yüzden Galatasaray'ı düşünmezdim. Ne alaka lan? Galatasaray'ı Fransızca öğretici. Heh, şimdi yapıştırın yine Galatasaray Fransız takımı diye. Evet, Fransız, Fransız tonları. Galatasaraylar dizi şey açacak. Yapacak bir şey yok. Başka ne soralım, burada soru kalmadı. Ben soruyorum. Sor. Kanka Galatasaray Fener ne olur? Galatasaraylı Galatasaray. Galatasaray alacak bir şey. Fener Fener'le. Çekim ben gidiyorum. Birkaç tane daha soru soralım ya. Soralım. Golleri kim atar? Kampiyon kim atar? Evet, sınava ilk hazırlandığın zamanlar girdiğin ilk denemeyi hatırlıyor musun yani? İlk kaç netle başladın? TYT'de 80'le başladım aslında. Şöyle diyeyim, Türkçe 30 civarındaydı. Matematik 20, öyle diyeyim. Fen 14-15 yapmıştım çünkü tazeydi bilgiler. Sonra tabii dönem içinde şey 70'ler falan gördüm, düştüm yani. Sabit tutamıyordum o sıralar. 70-75 bandına takıldım biraz. Sonra en yüksekte 110-112 falan gördüm. 112. O da sınava bir ay kala falan. Sınavda kaçtı? Ben... Sınavda 100 net. Yani 100 net. Aynen. Bir de 165 dakika olmasına rağmen. Aynen. Ama Türkçe birazcık oyalayıcı diye. Yani. Türkçe güzel olsaydı Türkçe bir ihtimal 110-120 arası yapardın yani, değil mi? Aynen. Bence. AYT'de ilk netin kaçtı? Sınavda kaç yaptın? 11. sınıf ilk döneminde merak ettiğimden girmiştim. Orada da kaç, 29 net mi ne yaptım? 11. sınıfta. 11. ilk dönem. 29 net yaptım. İşte maksimumda 78-79 yaptım. Sınavda 75 yaptım. 75 yaptım. Yine iyi yani. 5 tane kaçırmış. Yanlışım 4, var mıydı AYT'de? 4 tane kaçırdım. 4 tane mi? Aynen. Yanlışım var mıydı? Yok. Aynen. AYT'de mi? Nerede? Aynen. AYT'de. 4 yanlış mı işte? Yanlış mı onlar? Boş mu? Yanlış kanka. İçeriden yanlış sorguluyor. Yanlış mı? İki edebiyat, iki tarih. Hadi ya. Edebiyat büyük ihtimalle paragraflardır. Paragraf bir tanesi paragraf, bir tanesi de bilinç akışı. Onu biliyordum zaten. Bilinç akışlardan her sene geliyor. Banko ve cevabı da bilinç akışı oluyor. Ama ben bilemedim. Yanlış yaptım. Dışarı gelip de bilinç akışı olmazsa. Cevabı kesin bak. Kesin o. Çıkmışlarda falan hep öyleydi yani. Geçen sene Mabel Matiz bu sene hadiseyi sorsun. Hadiseyi sorarlarsa. peki bu kadar güzel derece yaptın. Antalya'da kaçıncı oldun onu biliyor musun? Antalya'da bana 3 dediler de. Arkadaşlar Antalya 3. olmuş yani. Bir şey demiyorum. Size bırakıyorum takdiri. Çalışmamış. Türkiye genel denemeler de önemli bak bunda. Yani onlarda kaçıncı oluyordun genelde? Ya Türkiye'de hani 35-40 arasında gidiyordum. Öyle gidiyordum. Antalya'da da ilk 3'teydim hep. Bu özde 1 falan oluyordu. Onlara giriyor muydun geçen sene? Kaçıncı evet, oluyordun onlarda? İlk özde 1'e girdiğimde mesela 77 net yaptım TYT. 135 dakika çok zordu. Orada 252. olmuştum Türkiye'de. Antalya'da 4. olmuştum. Sonra bir ay sonra TÖLER'e girdim. Orada 104 yaptım. 104'e 67 yaptım. Orada da 37. olmuştum. Antalya'da 2. olmuştum. Öyle yani. Devam ettik. Denemeler önemli Türkiye'ye gidiyor. Aynen. Son bir ay deneme üzerinden mi gitti? Zaten aynen. Konu eksiğim bitmiştir. Her aynen. Gün deneme çözüyordum. Aynen. Her gün deneme. 3 tane deneme çözüyordum. Deneme analizi yapıyor muydun? Deneme analizi yapmıyordum açıkçası. Öyle yapmıyormuş aslında. Pişman oldum. Yuuuuh. Şuradan deneme analizi bir yolu oluşturmuş. Sadece açıyordum bakıyordum. Yanlışlıklara bakıyordum. Ha tamam böyleymiş deyip kapatıyordum yani. O çok büyük hata ya. Ben aynen. De matematik çözerken mesela birkaç yerde işlem hatası yapmışım veya Türkçe'de. İşte ben onları doğru sayıyordum işte. Ben de onları doğru sayıyordum da saymamak gerekiyor. Aynen saymamak gerekiyor harbiden. Herkes evde artık bittik, yok olduk moduna girdi öğrenciler. Sen tam bu zamanlar böyle sınavdan artık bağımsız olmaya gittiği zamanlar nasıl motivasyonunu sağladın yani? Nasıl kendini geri sınava hazırladın? Ben sınav anını düşündüm hep, öyle söyleyeyim yani. Zaten gece yatıyorum falan hep kafamda olduğu için. Şirin de aynısını demişti, ben de sınav anını falan düşündüm demişti. Aynen sınav anını düşünerek kendimi motive etmiştim. Herkes de diyordu ya. Yani derece yapacağımı düşünerek motive ettim kendimi. Bir de şey yapıyordum, mesela deneme çözüyordum günde 3 tane dediğim gibi. Sonra akşam bakıyorum Survivor var, Survivor seyrediyordum yani. Böyle İzliyor muydun? İzliyordum yani. Kimi destekliyordun? Cemal Can. Cemal Can değil, Barış iyiydi. Barış iyiydi, ben ona oy bile atıyordum arkadaşlar. Harbi mi? Baktın mı lan? Nisa'yı götürdü sonra. İnceydi. Arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yukarıdan çıkan şeyleri izleyin arkadaşlar. Umarım fayda sağlarız sizlere. Melih arkadaşıma da teşekkür ederim. Bizi kırmadan geldi buraya kadar. Bu arada kafeler kapalı, dışarıda çekemeyeceğimiz için de bize izin veren Antalya Bilimsel Anadolu Dershanesi'ne teşekkür ederiz. Ve bize kapalı. Bu kadar arkadaşlar. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Like.